Prostatın anatomisine baktığımız zaman esas olarak idrar kanalının bunun içinden geçtiğini görüyoruz. Ve prostat hastalıkları idrar kanalını yavaş yavaş sıkıştırıp esas yaptığı işeme şikayetlerini ortaya çıkarıyor. Bu tıkanıklık ileri evrede olduğu zaman idrar torbası boşalamayabilir. Boşalamadığı zaman böbreklerle ilgili sıkıntılar ortaya çıkabilir. Böbrek çalışamayacağı için. İkinci sıklıkla görebileceğimiz durumlardan bir tanesi enfeksiyonların artmasıdır. İçerisi tam boşalmadığı zaman orada mikropların üremesi için bir güzel ortam oluşuyor ve mikroplar sık sık üreyerek kişide enfeksiyonlara yol açabiliyor. Üçüncü görülebilecek durum idrar torbasının içinde gene bu idrar birikimindeki maddelere bağlı olarak taş oluşmasıdır ve kişinin genel durumunun bozulmasıdır. Bunun dışında idrar yollarında kanamalara yol açabilir. Ciddi olarak kişinin yaşam kalitesini etkileyecek ağrı, sızı, genel durum bozukluğu gibi hadiselere yol açabilir. Bunları tabii genel prostat büyümesi için konuşuyoruz. Prostat kanseri ise biraz daha farklı. Prostat kanseri önce lenf bezlerine, oradan da kemiklere sıçrayabilen bir kanserdir. Kemiklere sıçradığı anda ciddi kemik ağrıları, kemik kırıkları vesaireyle de karşımıza gelebilir.